Selam dostlar, Sade Analiz kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Ege gübre hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Hissem zaten yaklaşık olarak dip seviyelerdeydi. Yani hissenin bakın daha önce 2022 Aralık'taki fiyatı 45 TL'ydi. Hissenin dip seviyesi de böyle 40 TL'lerdeydi. Daha önce bakın şöyle bir direnç oluşmuş bu seviyelerde. Sonra bakın burada bir destek, burada bir destek, hafiften böyle altına salmıştı ama tekrardan yukarı yönlü bir hareket geldi arkadaşlar. Bu hareket özellikle şöyle söyleyeyim. Şöyle FinTables'dan baktığımız zaman bakın burada hissemiz zaten katılım endeksine yer almakta. Akış kısmında bakın ne diyor? İskele kapasite artışı projesi kapsamında 1 ve 2 nolu iskelelerin %100'er metre uzatılması yatırımı için hazırlanan uygulama projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. Yatırım teşvik belgesi arkadaşlar. Yaklaşık böyle 24 milyon dolara ulaşması beklenen iskele uzatma yatırımı da dahil edilerek 1 milyar 433 milyon seviyesine ne oldu? Revize edildi değerli arkadaşlar. Son 1-2 günde böyle bakanlıktan böyle teşvik belgeleri yayınlandı arkadaşlar. SİV Enerji mesela onlardan bir tanesi. O da %8-7 vesaire arttı. Son birkaç gündür özellikle bu hisseler bu bağlamda, bu çerçevede arttı değerli arkadaşlar. Ama şöyle baktığım zaman düşeni kırdı hissemiz öyle ya da böyle. O yüzden tavan yapmasından ziyade böyle hani düşeni kırmış olması bizim için önemli. Zaten dip seviyesinin 40 TL olmuş olması bizim için önemli. Yukarı yönlü arkadaşlar bir yükseliş gelebilir yani. Ya da işte buradan bir düzeltme yapıp tekrardan yukarı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Bilginiz olsun. Tamamen takdir sizin arkadaşlar diyorum ve şöyle FinTables'dan incelememize başlayalım. Katılım endeksine yer almakta. 2024 ilk çeyrek bilançosunu inceliyoruz. Bu bilançoya göre öz kaynak karlı %14 civarında. Kaldıraç oranı %6 civarında. Neredeyse hiç borcu yok. Cari oran 1.61'den 4.41'e gelmiş. Şirketin elinde inanılmaz bir para var arkadaşlar. Yani çok sağlam bir para var, onu söyleyeyim. Öz kaynaklar bir önceki çeyreğe göre %-2 küçülmüş. Net dönem karında %-4'lük bir düşüş söz konusu. Satışlarda %-24'lük bir düşüş ama esas faaliyet karında %18'lik bir artış var arkadaşlar. Bu da olumlu tarafı diyebiliriz. Akış kısmındaki o haberi belirttim size. Bilanço kısmına geldiğim zaman toplam dönem varlıklar 657 milyondan 9 milyon seviyesine çıkmış. Normal bir artış, cüzi bir artış. Toplam duran varlıklar ise bakın 849 milyondan 4 milyar seviyesine çıkmış. Şirkette öz kaynaklarını duran varlıklarını 5 kat neredeyse arttırmış arkadaşlar. Muazzam gerçekten. Toplam öz kaynaklarına baktığımız zaman ise bakın 1 milyar TL'den 4 milyar 678 milyon seviyesine çıkmış. Yani 4,5 kat artan bir öz kaynak var. Bu da şirketin aslında gelecekte çok sağlam yerlere geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Zira çarpanlara geldiğimiz zaman bu tablo da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Niye? Sektörün FK'sı 21, bizimkisi 12. Ucuz. Piyasa defter değeri 2.98, bizimkisi 0.98. Yani daha ucuz FK piyasa defter değerine sahip şirket yok arkadaşlar. Burada 0.67 var mesela. Şöyle Egeplast yani Egeplast var arkadaşlar. Bu da anlamsız. Neye anlamsız? FK'sı anlamsız. İşte FDF değeri anlamsız vesaire. Bizimkisi 0.98. Burada mesela 0.76 var yine Bakfaş arkadaşlar hissesi. Onda yine FK'sı ve FDF değeri anlamsız. Yani en ucuz piyasa defter değerine sahip bir hisse var karşımızda. FDF değeri sektörünki 26, bizimkisi 7. Piyasa değeri satışlar 2.87, bizimkisi ise 2.20 arkadaşlar. Hala sektörün ortalamasından daha iyi satış yapıyor. FK'sı ve piyasa defter değeri gerçekten çok ucuz. Haberiniz olsun. Hem ucuz hem teşvik belgeleri aldı hem de arkadaşlar şöyle düşeni kırdı. Teknik olarak da çok güzel bir yerde diyebiliriz. Dedikten sonra şöyle düşeni kırdık, onu söyledik zaten. Yukarı yönlü özellikle 45 TL üzeri bir düşen vardı, orayı kırdı. Yön yukarı 63 günlük ortalamanın üzerinde. 200 günlük ortalamanın üzerinde arkadaşlar bakın bu seviyede. Yani bundan sonra aşağı yönlü bir hareket olursa 44-45 TL bu hisse için şimdilik dip seviye. Daha da aşağılara gelirse 40 TL dibin dibi diyebileceğimiz bir seviye. Şimdi bir de dolar bazlı bakalım arkadaşlar. Dolar bazlı geldiği yeri görelim. Dolar bazlı yine 63 günlük ortalamanın üzerinde. Yine 200 günlük ortalamanın üzerinde arkadaşlar. Bakın dolar bazlı aslında 200 günü yeni kırdı. Bakın bugünlük hareketle kırdı. Yani aslında dolar bazlı grafiği ele aldığımız zaman hissemizin önünde hiçbir engel kalmamış diyebiliriz. Dolar bazlı bakın arkadaşlar. Yani baya diplerde olan bir hisseden bahsediyoruz. Özellikle 2021 Şubat ayında mesela 3 dolar 76 sent civarını görmüş böyle. Bu bağlamda baktığımız zaman dip seviyede olarak bakın aslında dolar bazlı muhteşem bir dip seviye oluşmuş. Yani dolar bazlı çok iyi çalışan bir dipten bahsediyoruz şu anda bakın. Gerçekten muazzam yani hani şöyle söyleyeyim. Bakın burada diplerde oluşmuş. Burada yine dip gelmiş. Burada yine dip gelmiş. Yine dip gelmiş. Yani aslında diplerden böyle dolar bazlı güzel bir fırsat vermiş. 1 dolar 15 sentten 1 dolar 58 sent civarına gelmiş. Teknik olarak mükemmel çalışmış. Öyle söyleyeyim size. %40'a yakın bir kazanç gerçekten. Muazzam bir grafik oluşmuş. Şu an bu grafiği daha önce görseydim gerçekten çok güzel olurdu ama nasip değilmiş diyelim. Çünkü sürekli o hisseye bakıyoruz, bu hisseye bakıyoruz. İşte dolar bazlı, TL bazlı arkadaşlar gerçekten insan kafası allak bullak oluyor ama şunu söyleyeyim. Yani dolar bazlı muhteşem bir grafik oluşmuş. Bakın daha önce dibi gördüğünde %120 artış olmuş mesela. Yine bakın dibi gördüğünde %97 pardon %100 civarına bir artış olmuş. Hatta %105 civarı bir artış olmuş. Şimdi yine bakın dibi gördü. %37'si gitti diyelim. Hala %50-60 civarı. Hadi en kötü bir %40 daha çıksa %40 civarı bir artış söz konusu. Artış bizi bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Dolar bazlı özellikle baktığımız zaman. Diyelim ve ne yapalım şöyle. TL bazlı grafiğimize devam edelim. Şu göstergeleri şöyle kaldırayım. Hacim ve ADX'e göre bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle ADX'e göre baktığım zaman şu anda kaç civarında? 29 civarında orta kuvvetli bir trende dönüşmüş. Hacim olarak baktığımız zaman da çok iyi. Bakın son 3 gün hacme bakar mısınız? İnanılmaz bir alıcılı piyasa söz konusu. Tabii ki bazen bu hacimler de yanıltabiliyor. Mesela bakın burada da bir hacim söz konusu. Sonra bakın çat diye aşağı düşüyor. Zaten baya baya yükselmiş. Örnek veriyorum 25 TL'den ise 66'lara kadar çıkmış. Yani %120 civarı bir kazanç sağlamıştı. Şu civarda zaten. Dolar bazlı grafikte de baktığımız zaman bir hacim oluşmuştu. Tabii ki bu hacimden sonra aşağı doğru düşüş söz konusu. Bakın yine hacim vardı. Yükseliş düşene takılmış. Ama burada düşene takılacak bir şey yok. İşte 63 günlük ortalamanın direnci yok. 200 günlük direnç yok arkadaşlar. Önünde hiçbir engel yok. O yüzden bu seferki hacim biraz daha böyle sağlıklı, daha mantıklı diyebiliriz. Inverse RSI ve stokastiğe göre baktığımız zaman ise inverse RSI güvenli bölgeye gelmiş. Bakın arkadaşlar özellikle stokastik güvenli bölgeye gelmiş. Inverse RSI'ye baktığımız zaman bakın yine güvenli bölge, yani tam kırmızı çizgilere gelmiş ama henüz üzerine çıkamamış. Bakın çıkmış geri gelmiş, gelmiş yaklaşmış geri gelmiş. Bakın yine yaklaşmış arkadaşlar. Şu anda tabii ki önde hiçbir engel yok. Büyük ihtimalle üzerine çıkacaklar yükseliş devam ederse. Son olarak şöyle MACD'ye göre baktığımız zaman ise bakın mavi kırmızının üzerinde yön yukarı. Şöyle baktığımız zaman şu civarda arkadaşlar, şu seviyeyle hemen hemen aynı seviyeye gelmiş. Yani aslında grafiklerde veya da işte teknik olarak baktığımız zaman güzel bir seviyede, ama özellikle benim aklımda böyle dolar bazlı dip seviyesi kaldı. Çok güzel bir dip seviye yakalamışız diyebiliriz arkadaşlar. Yukarı yönlü eğer olumlu bir piyasa gelirse yani %40-50'yi bırakın böyle %200-300 civarı bir kazanç bizi bekliyor diyebiliriz dolar bazlı özellikle. Çünkü hemen hemen arkadaşlar bütün uzmanlar diyeyim böyle, ama işte laftaki uzmanlardan bahsetmiyorum. Dolar bazlı böyle hani BIST 100'ün borsanın böyle 500 dolarlara çıkma ihtimalinden bahsediyor. Hatta çok daha fazlası bile gelebilir değerli arkadaşlar. Önümüzdeki tabii ki 1-2 yıl bilemediniz 2-3 yıl içerisinde, ama şöyle 2025'in sonlarına doğru bekleniyor bu diyelim. O yüzden dolar bazlı böyle teknik olarak çok iyi çalışmış olması bizim için yine ekstra bir avantaj şeklinde düşünülebilir. Tavan olması dediğim gibi biraz can sıkıcı, ama tekrar söylüyorum karar sizin arkadaşlar. İşte örnek veriyorum yarın bu tavanı bozar böyle. Hafiften bir geri çekilmeler gelir böyle. Belki o zaman değerlendirirsiniz. Belki yarın arkadaşlar tavan serisine devam eder, bilemeyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.